Ama okulda, işte, evlilikte bütün hayatın tamamı Allah rızası için yapılır. Biz diyor Allah'ın aciz kuluyuz. O kadar mükemmel olamayız. Bir peygamber miyiz? Tabii ki diyor. Yani kendi kafama göre hareket ederim diyor. Kafana göre de belanı bulursun o zaman. Ya kafana göre de sürünürsün. Yani o kafanın gerektirdiği mutsuzluk, neşesizlik, acı, korku, gerilim, hastalıklarda başından eksik olmaz. Yani ben aradan geçirtirim yoktur. Yani Allah mutlaka görür. Yani Allah görmeden ben bunu yaparım olmaz. Veyahut fazla düşünmezsem Allah da fazla düşünmediğimi düşünüp bana bir şey yapmaz mantığı da olmaz. Böyle bir olay olmuyor. Çünkü Allah verdiği akıldan insanları sorar, sorgular. Aklın hakkını verecek her insan. Ya anlamadım, etmedim. Mesela birçok insan Kur'an'ı öğrenmek istemez. Ya öğreneyim ki hükmü üstüme gelmesin. Hükmünün içine girmeyeyim. Değil mi? Aman bana dini konuları anlatma. Şimdi anlatırsam sorumlu olurum. Kardeşim sen bunu dediğin an zaten sorumlu olmuş oluyorsun sen. Yani sen onu okumamaktan, yani çok ilkel ve çok akılsızca bir yöntemdir bu. Ve çok vahimdir bu o zaman bu kişinin durumu. Sen biliyorsun Allah'ın hükmünden, özellikle kaçıyorsun. Zaten gerekli günah oluşmuş oluyor orada. Yani onun aradığı günah bütün kapsamının oluşmuş oluyor. Yani kaçındığı günah zaten üstünü örtmüş oluyor. Dolayısıyla Allah'a kurnazlık yapılmaz. Allah'a oyun oynanmaz. Bir ayrıca diyor ki Allah her tuzağı ben kurarım diyor. Ve o tuzağı da ben bozarım diyor. Onu kurduğu tuzağı da Allah kurar. Ve ona verdiği belayı da Allah veriyor. Çünkü Allah'a tuzak kurarak oyun oynamaya kalkmak olabilecek en akılsız harekettir. Allah'a karşı son derece samimi olunması gerekir ve candan olunması gerekir.